Şimdi istitaat kavramı. Bismillah deyip başlamıştık. İstitaat, güç, kuvvet, kudret gibi anlamlara geliyordu istitaat kavramı. İnsan fiilinin meydana gelmesini sağlayan, bakın şurası, kudretin hakikati diye tanımlanır diyor. İstitaat dediğinizde, güç dediğinizde mezheplerin farklı görüşleri söz konusuydu. Özellikle ve özellikle bakın bir önceki sayfada ifade etmiştik belki oraya bir tık daha açabilirim. Yani insanın fiilleri dediğimiz meselede şu insanın fiilleri bahsinde irade konusunda bil kuvve irade, bil fiil irade, azmi müsemmem gibi kavramları ifade etmiştik mezheplerle alakalı. Özellikle maturidilerde e, bil kuvve irade, bil kuvve fiil ya da bil fiil irade gibi kavramlar vardı. Şimdi burada <laughs> mezheplerin görüşlerine değineceğiz. Şöyle bir bakalım. Mezhepler bu konuyla alakalı ne demiş? Cebriye demiş ki mesela güçle alakalı. Yani bizde var olan güç var mı yoksa o anda mı gerçekleşiyor? Geliyor, gidiyor mu? Ya da bu gücü veren Allah mıdır, insanın kendi gücü mü vardır? Bunu konuşacağız. Cebriye'ye göre insan fiilden önce bakın insanın fiilinden önce veya fiille beraber bir istitaatten bahsetmek mümkün değildir. Neden böyle peki? Cebriye'nin bir görüşü vardı. Biz hatta bunu kuru yaprak misali demiştik. İnsan fiilinin faili değildir. Fiilin faili Allah'tır. Burada fail Allah olduğu için. İnsanın fiilinde kendi iradesinin bir dahli söz konusu değildir. Burada da bir istitaatten ne öncesinde ne sonrasında bahsedemiyoruz Cebriye ile alakalı. Mutezile'ye baktığımız zaman Mutezile'ye göre insanda bir istitaat vardır. Yani bir güç vardır ve bu güç fiilden önce vardır. Fiilden önce söz konusudur. Mutezile'ye göre. Şimdi ehli sünnet mezheplerde ise arkadaşlar iki farklı görüş söz konusu. Eşari'nin bir görüşü var. Bir de Maturidi'nin görüşü var. Mesela <laughs> Eşariye göre ki onlara da cebri mutavassıt demiştik hatırlarsanız. Tam olarak cebriye değil ama cebriyeye daha yakın bir görüş demiştik. O yüzden insanoğlu bazen kudret sahibiyken bazen değildir. Kudret dediğiniz güç ya da istitaat fiille birlikte o fiil için meydana gelir. Daha sonra ortadan kalkar. Burada şöyle bir not düşebiliriz buraya not. Asıl güç Allah'ındır. Asıl güç Allah'ındır. Ne demek hocam? İnsan fiiliyle o fi güç geliyor. Şimdi şöyle düşünün. Mesela elimde bir kalem var ya da top oynuyorum, topa vurmak istiyorum veya işte ne bileyim ee, kadınlar için ne örnek, işte yemek yapıyorsunuz veya işe gideceksiniz veya kapıyı açacaksınız. Çok basit örnekler söylüyorum yani fiilinizden önce var olan bir güçten bahsetmiyoruz. Eşari için. Eşariye göre ben bu kalemi elimde tutuyorum ve bu kalemi mesela böyle bırakmak istiyorum veya bu kalemi tutmak istiyorum. İşte benim için Allah bu gücü, bu kalemi tutmak istediğimde var ediyor. Bakın ne diyor? Fiille beraber o fiil için var, daha sonra ortadan kalkar diyor. Yani bendeki güç önceden bir güç yok. O fiille birlikte var olan bir güç söz konusu. Bu kalemi tutuyorum. Bu güç tutma fiiliyle beraber var olan bir güç. Sonra bırakıyorum düşüyor. Sonra bir daha tutuyorum. Yani o güç o fiil için gerçekleşiyor. Geliyor tabiri caizse. Fiille beraber geliyor. Fiil bittikten sonra yani daha sonra ise ortadan kalkan bir güçten bahsediyoruz. Asıl güç ise Allah'ın gücüdür. Ha yok mudur insanın fiilleri etkisi gücü var ama ama bir eşari bir maturidi düşünce gibi değil. O yüzden cebri mutavassıt olarak isimlendirilmişti eşari düşüncesi. Yani insan fiillerinde hem Allah'ın hem de insanın kudret etkisi vardır. Ama asıl güç Allah'ındır. Ve o güç bana fiille birlikte geliyor. Daha sonra da ortadan kalkıyor. Bak bu cümle Eşari için çok önemli bir cümle şurası. Hatta kırmızı ile çizebilirim. Siz de isterseniz varsa kırmızı ile işaretleyebilirsiniz. Eşari için insanın gücü o fiille birlikte geliyor. Fiil ortadan kalktıktan sonra kudrette yani istitahatte kalkıyor. Maturidiye baktığımda ise iki farklı güçten bahsediyorum. Bak bunun her yeri kırmızı. Maturidi'de iki tane güç var. Birisi bedensel organların sağlamlığı, ikincisi ise fiilin oluşum esnasında yaratılan ve fiilin meydana gelmesini sağlayan kudret yani güç. Peki burada ne diyebiliriz? İnsanda da güç varmış. İnsanda güç vardır. Allah'ın verdiği bir güç vardır. Şimdi şöyle düşünün bilmiyorum iftar sofralarında ne vardı. Allah kabul eylesin. <laughs> Şöyle hayal edin. İftarda diyelim ki börek yapmak istediniz. Ne, ne lazım börek için? Bir, işte yufka lazım ya da hamur yoğurdunuz, yufka açtınız vesaire. Şimdi hadi diyelim ki siz böyle kolaya kaçmazsınız ama belki ki yufka aldınız ya da yufka alacaksınız. Bir kere yufka lazım börek için. ya da hamur lazım. İki, onun içerisine koyacağınız ürün lazım. İşte kıymalı, petatesli, benirli, şöyle buylu falan filan. Üç, güç lazım. Ve ilim lazım. Şöyle hayal edin. Maturidi'ye göre, Maturidi mezhebine göre fiilin gerçekleşmesi için üç tane e, sıfat söz konusudur. İlim, irade ve kudret fiilin gerçekleşmesi için üç tane sıfat. İlim, irade ve kudret dediğiniz şey. Börek açmayı biliyor musunuz? Diyelim ki börek açma ilmi sizde var. Börek açmak istediğiniz Ne naili börek yapacaksınız? Kıymalı, patatesli, peynirli ya da su böreği, şu bu falan filan. Neyse. Bu ilim var. İrade de var. Yani tercih ettiniz. Bir tanesini seçtiniz. Kıymalı, patatesli. Peki güç var mı? börek açabilecek gücünüz var mı? Maturidi der ki, börek açabilecek gücünüz gücünüz iki tanedir. Bir tanesi sağlamlık, bedensel sağlamlıktır. Bir tanesi de börek açmaya başladığınızdaki bak börekler açarım sana diyor ya. Börek açmaya başladığınızdaki güçtür. Bu güç Allah tarafından verilir. Şimdi hayal edin. Eşiniz işten aradı dedi ki ya hanım dedi bu akşam dedi benim canım dedi çok dedi e, ıspanaklı börek çekti dedi. Tamam dediniz. Baktın evde ıspanak var, yufka yok. Haydi ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Çantayı taktık kolumuza gideceğiz yufka almaya. Merdivenlerden indiniz, yufkanızı aldınız ve evinize gelirken tekrar merdivenleri çıkarken ayağınız takıldı. Şöyle bileğinizin üstüne düştünüz bileğinizin üstüne düşünce ya bir şey olmaz herhalde geçer dediniz. Eve bir geldiniz ki bura böyle şişmiş. Kımıldatamıyorsunuz, oynatamıyorsunuz. Ne yapacağız? Hemen paldır küldür hastaneye. Bak ama ben börek açacaktım. Herif istemişti. Eşim istemişti. Beyime ne derim ben şimdi? İşte bu bedensel güçtür. Peki börek açabildiniz mi bu konuda? Yok. Neden? Maturidiye göre bedensel güç Gerçekleşmedi. Bileğiniz kırıldı. Börek açamadınız. İstitaat ortadan kalktı. Güç kalktı. Kudret kalktı. Burası böyle cepte dursun. Peki başka bir örnek verelim. Erkek arkadaşlar da var. Caner hocam gelmiş. Ee, eşiniz vardır belki de sizin hanımlar. Adam halı sahaya gitmek istiyor şimdi. Hayalet. Halı sahaya gönderiyoruz mu adamları? Maç oynasınlar diye. Göndermiyoruz hocam. Ne işi var halı sahada? Evli olan hocaların vardır herhalde aranızda. Var mı? Eşleriniz halı sahada maça gitmek istiyor mu? Ya da arkadaşlarıyla ee, ne bileyim bilgisayar oyunları oynamak istiyorlar mı? Bugün hiç modunuz yok arkadaşlar. Hiç cevap veren de yok. İstemiyorlar hocam. Hani siz börek açma fiilinden örnek verdik ya size. Onlara da farklı bir şekilde örnek verebiliriz. Şimdi hayal edin. Börek açma şey, ma maça gidecek adam. İzin aldı sizden. Dedi ki maça gidebilir miyim? Sen de dedin ki yok. Gidemezsin. Ben bekarım bilemem. Evlenince gönderecek misiniz hocam? Şimdi şöyle düşünün, adam diyor ki ben diyor akşam 11-12 maç ayarladım arkadaşlarla. Şimdi bu adam futbol oynamayı biliyor mu? Biliyor. Bu adamın ee, futbol oynamaya gücü yetiyor mu? Yetiyor. Peki futbol oynayabilecek mi? Bilmiyoruz. Bu tamamen kadının vereceği izne bağlı. Kadın izin verirse evet, izin vermezse olmaz. O zaman ne irade devre dışı kalıyor? Ve diyor ki ne işin var futbol oynamaya halı sahada şurada burada. Otur oturduğun yerde çocuklarla benimle ilgilen diyor ve sen o maça gidemiyorsun. Bak ne oldu? Bir fiilin gerçekleşmesi için ilim, irade ve kudret. Üçünün bir anda olması gerekiyor. İşte maturidideki güç. Evet sağlığın olması gerekiyor. Maturidiye göre. Maturidiye göre fiilin gerçekleşmesi için fiziksel gücün yani beden organlarının sağlam olması gerekiyor fiilin gerçekleşmesi için. Bu birinci istitaat. Bir de bir de normal fiil gerçekleşirken Allah'ın vermiş olduğu istitaattan bahsediyoruz. Maturidi'de böyle bir ayrım var dikkat edilmesi gerekiyor. Fiziksel bir yani e, engelinin de olmaması gerekiyor. Fiziksel engelinde olmaması gerekiyor. Börek açamadınız hocam niye? Düştünüz bileğiniz kırıldı. Bileğiniz kırıkken nasıl börek açacaksınız? Açamazsınız. Bu da maturidinin görüşü. Özellikle şuradaki ikili bakın. Maturide iki tane istihdattan bahsediyoruz. Birincisi ve ikincisi olarak. Buradaki ayrıma dikkat lütfen. Buradan soru gelebilir. Geçen hafta bilmiyorum örnek vermişimdir. Verdim diye hatırlıyorum ama. Üç tane ana mezhebimiz var bizim bu ilahiyat bahisleriyle alakalı düşündüğünüzde. Eşari, Maturidi ve Mutezili düşünce dediğimiz düşünce. Mesela Eşari düşünceye göre futbol oynayacağım ben. Topa vurdum ve gol oldu. Topa vurdum ve gol oldu dediğim zaman fiil açısından baktığında her ikisi de külli iradedir diyor Eşari. Yani topa vurma fiili de gol olma fiili de külli iradedir diyor. Ama Mutezile diyor ki hayır. Vurma fiili cüz'idir gol olması küllidir. Yani fiil cü, külli dediğim bahis tevellüt alanını ifade ederken cüz'i dediğin bahis ise tevlit alanını ifade eder. Buradan oraya bir geçiş yapalım. Şimdi tevlit ve tevellüt kavramları. Tevlit tevellüt kavramları kulun iradi fiillerin ilahi bir tesir olup olmamasıyla alakalı bir kavramdır. Mutezili düşünceyle ilgilidir. Tevlit dediğiniz alan. Bir de bunun sonucun yani neticesi tevellüt dediğiniz alan. Bunun iradi fiillerin ilahi bir tesir olmadan birbirini meydana getirdiği esasına dayanan bir teoriden bahsediyoruz. Fiilin meydana gelmesine yani neticesine yani sonucuna ise tevellüt ismi verilir. Tevlit dediği şey kişide var olan cüz'i iradeyi ifade ederken tevellüt dediği şey Allah'ın külli iradesini ifade etmektedir. Mesela ehli sünnet kelamcılarıyla burada mutezileyi biraz e, konuşmak gerekecek. Ehli sünnet kelamcılarına göre ilahi ilim, kudret, irade ve yaratma ki yaratma fiilini hatırlayın. Yaratma dediğimiz fiil yani tekvin dediğimiz sıfat daha doğrusu tekvin sıfatı ehli sünnette eşari de yok iken maturidi de vardı. Eşari tekvin sıfatını kudret sıfatının içerisinde ele almaktaydı. Yani ehl-i sünnet itikadına göre kullara ait fiillerin oluşumunda ilahi bir tesis söz konusu olduğu düşüncesi var. Mutezile'de ise böyle bir etkinin olmadığı sadece sonucunda etkili olduğu görüşü var. Yani fiil gerçekleşirken değil, gerçekleşme sonucunda etkilidir düşüncesi var. Buna da tevlit ve tevellüt kavramlarını kullanıyoruz burası ile ilgili. Tevlit ve tevellüt kavramlarını burası ile alakalı kullanıyoruz. Mutezile ne diyor peki burası ile ilgili? Mübaşir ve mütevellit fiil diye fiilleri ikiye ayrılıyor.